I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Videoma hoş geldiniz. Forever Blind Volt ailem, kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim zilini açtıysanız hadi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki YG'nin almış olduğu bir karar ile Blackpink'in comeback tarihi 2022 yılının sonuna ertelendi. Bununla birlikte Blackpink üyeleri comeback'ten sonra kendilerinde bazı değişiklikler yapacaklarına dair peş peşe açıklamalar yapmışlar. Fakat YG'nin almış olduğu karar neticesinde üyelerin kendilerinde yapacakları değişikliklerde zaman aşımına uğramış. Bu da Blink'lerin yeni bir sabır testine tabi tutulmasına neden olmuştu. Uzun bir aradan sonra Rose bugün kendinde yapacağı bir değişiklik hakkında açıklama yaptı. Rose Blackpink comeback yaptıktan sonra saçlarını şu ankinden daha kısa olacak şekilde kesmeye karar verdiğini açıkladı. Rose saçına ne yaparsa yapsın bence Rose'ye çok yakışır. Biz Blink'ler her zaman Rose'yi ve Blackpink'i destekleyeceğiz. Gelelim ikinci konumuza. Türk Blink'lerin en çok istediği şeylerden biri olan Türkiye'de bir K-pop şirketinin olması isteği şu anda hayata geçirilen projeler arasında. Türkiye'de artık aktif olarak K-pop ve K-aktör sanatçılarını bizlerle buluşturacak bir şirket var. Ülkemizde olacak organizasyonlar için Kore'deki partnerleriyle sıkı çalışan bu şirketi bizlere çok güzel anlar yaşatmayı hedeflemekte. Ayrıca sosyal medya hesaplarında oldukça aktif olan bu şirketi röportajlar, eğlenceli videolar ile bizleri buluşturuyor. Hesabı takip ederek gelecek idolleri ilk siz öğrenebilir ve destekleyebilirsiniz. Umarım bir gün biz de diğer Blink'ler gibi konser heyecanı yaşayabilir ve fandomunda olduğumuz grupların konserlerine gidebiliriz, tabii kendi ülkemizde. Sizler bu iki konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz ballı lollipoplarım.